Tonguç Dershane sunar. 2024 LGS için sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Tonguç Kamp'ta, 7'den 8'e kampında ve diğer kamplarımızda sizler için hayalinizdeki liseye ulaşmanız için 2024 LGS'de 2 Haziran'da hem sözel bölümde hem de sayısal bölümde en yüksek netlere ulaşmanız için sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz arkadaşlar. Bizler de Tonguç Akademi olarak sizlere elimizden gelen desteği fazlasıyla veriyoruz. Fakat denemelere girdiğinizde morallerinizin bozulduğunu, istediğiniz netleri yapamadığınızı, şu anda ya hocam denemeye girdim hep böyle yanlışlarım çıktı dediğinizi görüyoruz, yorumlarınızı biliyoruz. Bugün sizlere çok güzel bir video hazırladık. Turlama taktiğini yani antep fıstığı yöntemini göstereceğiz. Hatta burada size yanımda antep fıstıkları da getirdim. Bunları ben yiyeceğim ama esasında gerçek sınavda da sınavı fıstık gibi yapacaksınız ve hem sözelde hem sayısalda süper taktiklerle, güzel çalışmalarla inşallah hayallerinizdeki liseyi kazanacaksınız. Önemli bilgiler vereceğiz. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü hatırlatacağız ama bir doğrunun da 3 yanlış götürdüğünü unutmayacağız. Ve nasıl taktiksel olarak doğru cevaba ulaşabiliriz? 2 seçenek arasında kaldığımızda ne yapmamız lazım? Bunların hepsini güzel bir şekilde anlatacağız. Hadi bakalım intromuz girsin, ardından da videomuza başlayalım. Tonguç Kamp'a nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kamp'a katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kamp sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Kamp'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kamp'a bekliyoruz. Evet arkadaşlar, LGS hazırlığında bu uzun yolculukta hayallerimizdeki liseye giderken bizim yapmamız gereken en önemli şey tabii ki soru çözmek ve daha doğrusu deneme çözmek. Çünkü gerçek gireceğimiz sınav, 2 Haziran'da gireceğimiz sınav bir deneme. Dolayısıyla yaptığımız bütün konu çalışmaları, izlediğimiz bütün videolar, bunların hepsi 2 Haziran'da gireceğimiz LGS ile alakalı. Burada şunu bilmemiz lazım. Deneme nasıl çözülür? Denemeyi çözmeden önce yapmamız gerekenler var. Deneme anında uygulamamız gereken taktikler var. Ve sonrasında da deneme sonrasında yapmamız gereken analiz etmek, raporlamak ve bir daha o yanlışları yapmamak için doğru çalışmalar yapmak gerekiyor. Bunların hepsini şimdi sizlere anlatacağız. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve güzel bir şekilde başlayalım. Öncelikle denemeyi çözmeden önce arkadaşlar ortam çok çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Çünkü her deneme sınavı gerçeğinin provasıdır. Yani siz şu anda gerçek LGS'ye girseniz nasıl dikkatli çözersiniz? İşte evde çözdüğünüz ya da okulda çözdüğünüz her bir denemeyi de o dikkatle çözmeniz lazım. Dolayısıyla nasıl gerçek LGS'ye girdiğinizde yanınıza böyle telefonunuz, ne bileyim işte saatiniz, işte kalemliğiniz, ne bileyim ıslak mendiliniz falan olacak mı? Olmayacak. Yanınızda sadece deneme sınavı kitapçı olacak ve kaleminiz olacak. O zaman evde de çözeceğiniz denemelerde ortamınızı gerçek sınava uygun hazırlamanız lazım. Yani annenizin getirdiği meyve tabağı, dışarıdan gelen bir televizyon sesi ya da telefonunuza gelen bir bildirim deneme sınavının ortamını bozar. Dolayısıyla deneme sınavlarını önemsiyoruz ve dikkatli bir şekilde çözüyoruz. Deneme çözmeye en başarılı olduğunuz dersten başlamanız lazım. Yani şöyle düşünün. Mesela zaten gerçek LGS'de bize öncelikle sözel bölüm verecekler. Zaten sözel bölümde çok iyi yapacağız inşallah. Burada şu çok önemli. Sözel bölümde de Türkçe bizim en iyi yapabileceğimiz ders. Çünkü Türkçe bizim ana dilimiz. Rahatlıkla yapabiliriz. Bazı konularda eksik olabiliriz ama yine Türkçe diğer derslere göre, İngilizceye göre ya da inkılap tarihine göre biraz daha iyi olduğumuz ders olduğuna eminim. Dolayısıyla Türkçe ile başlayacağız. Ama sayısal bölümde öncelikle fenden başlamak bütün uzmanların gerçek tavsiyesi. Çünkü sayısal bölüm eğer fenden başlarsanız fendeki kolay sorular moralinizi artıracaktır. Güzel güzel doğru yapmanızı sağlayacaktır. Sonradan matematikte karşınıza çıkabilecek kıl tüy yün sorular moralinizi bozamayacaktır. Niye? Çünkü fende yaptığınız netler hep aklınıza gelecektir. Ama matematikten başlarsanız, matematiğe birkaç soruya takılırsanız buradaki takılma, buradaki moral bozukluğu fendeki sorularınızı bile etkileyebilir. Dolayısıyla denemeye mutlaka güçlü olduğunuz alanlardan başlamanız lazım. Sözel bölümde Türkçeden, sayısal bölümde fenden başlamak en doğrusu arkadaşlar. Çünkü doğru çözmek motivasyonu artırıyor. Zaten ilk başta böyle bir stres olacak. O stresi birkaç tane doğru yaptığınızda hemen kaybedeceksiniz. Oh diyeceksiniz, rahatladım artık yapabiliyorum. Şimdi süre tutarak denemeye başlamamız lazım. Çünkü arkadaşlar gerçek LGS'ye girdiğimizde sözel bölümde bir soruya 1,5 dakika,
sayısal bölümde bir soruya 2 dakika süre veriliyor. Dolayısıyla her sorunun bir süresi var. Öyle bol kesten yapamıyorsunuz. Bazı soruları zaten dinde, inkılapta, İngilizce'de hızlı çözeceğiniz için Türkçedeki uzun sorularda, yani böyle işte görsel yorumlama sorularında size zaman yetecek, hiç merak etmeyin. Sayısalda da aynı şekilde bazı fen sorularını çok hızlı çözeceksiniz. Bazı matematik sorularını çok hızlı çözeceksiniz. O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. Süreniz yetecek. Ama yine de kendimizi süre tutarak deneme çözmeye alıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu unutmayın. Deneme sınavı hem bilgiyi hem de dikkati ölçer. Yani deneme sınavında bazı sorular vardır. O kadar kolaydır ki. Sen soruyu okursun. Bu ne ya? Mesela şöyle bir soru sorar sana. Der ki, Türkiye'nin başkenti neresidir? A. Ankara, B. İstanbul. Şaşırırsın ya, bir dakika, bu kadar kolay soru olur mu dersin. Gerçek LGS'de de olacak bu. Normal denemeler, şaşırmayacaksınız arkadaşlar. Orada sizin dikkatinizi ölçüyordur. Belki de siz soru kökünü yanlış okumuşsunuzdur. Bazı böyle uyuşmamaktadır. Ya da işte söylenemez. Ya da işte diyelim ki asıl eleştirdiği veyahut da işte bozulmaz gibi böyle altı çizili ifadeler sizin dikkatinizi ölçer. Esasında soru uzunlaştıkça biraz daha kolaylaşır ama bu sefer dikkatinizi ölçer. Ama bir de kısa bilgi ölçen sorular vardır. Orada zaten adam demiştir ki, ya ben zaten bilgiyi soruyorum. Ben zaten çat diye bilmesini istediğim şeyi soruyorum. O zaman soruyu çok da uzatmama gerek yok der. Ama şöyle bir uzun soru varsa mesela, bu soru zaten bak grafik sorusu. Tablo grafik yorumlama sorusu, tamamen dikkatle alakalıdır. Dolayısıyla deneme sınavları ve dolayısıyla da gerçek LGS hem bilgiyi hem de dikkatinizi ölçer. O yüzden sorularda şunu iyi yapmanız lazım. Soru benden ne istiyor, bana ne vermiş? Sen soruyu okuyacaksın, diyeceksin kardeşim benden ne istiyor? Bu bilgiye göre hangisi söylenemez? Bana ne vermiş? Üste bir paragraf vermiş ve seçenekler vermiş. Zaten cevap önünde. Yani atsan belki tutacak ama atarak yapmayacağız tabii ki. Üstteki bilgi okuyacağız, bana verileni, ve ardından da benden ne isteniyorsa seçeneklerden işaretlemeye çalışacağız. Burası çok çok önemli. Devam ediyoruz. Turlama taktiği en önemli taktiktir arkadaşlar. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Biz buna Antep fısı yöntemi de diyoruz. Bu şu demek: takıldığın soruda fazla vakit kaybetmiyorsun. Kitapçık bittiğinde tekrar başa dönüyorsun. Yani ilk turda açık antep fıskanıyorsun. İkinci turda biraz daha zorlayan, üçüncü turda yani en son turda kapalı antep fıskanıyorsun. Yani şöyle düşünün, daha spesifik, daha belirgin örnek vereyim. Şöyle elinizde antep fıskları olsa, ilk başta şu kapalı olanı değil de biraz daha şöyle açık, rahat rahat yiyebileceklerinizi yersiniz, öyle değil mi? İşte sınavdaki sorular da esasında fıstık gibidir arkadaşlar. Bazı sorular kapalıdır, dişinizi acıtır. Bazı sorular ise böyle açıktır, zaten rahat rahat yiyebilirsiniz. Hatta bazı sorular şöyledir, bak şöyle açayım burada hazır yayınımıza. Böyle dur, yani hiç kabuğu bile yoktur, hop mideye atacaksınız. İşte önce o tarz soruları yapmak moralinizi düzeltir, hız kazandırır ve puan kazandırır. Dolayısıyla ilk turda rahat rahat yiyebileceklerimizi yiyoruz. İkinci hatta üçüncü tura bırakıyoruz. Bu ne demek? Bunu şöyle göstereyim. Mesela bir tane şuradan bir deneme alayım. Diyelim ki doz denemelerinden örnek vereyim. Şurada diyelim ki fen bölümünü açtım. Şöyle matematik hatta sayısal bölüme geldim. Şimdi demiş ki sayısal bölümdeyiz. Sayısal bölümde 41'den başlıyor mesela diyelim ki. Burada ilk başta matematikten başlamıyorum. Bak bu bir turlama taktiği yöntemidir. Hemen ne yapıyorum? Fene geçiyorum. Bak matematikteki o zor soruları geç abi dedim. Hemen fene geldim. Fen de diyelim ki buradan başladım ya. Burada örnek veriyorum şu anda. Bu soruyu yaptım, okudum, tamam B dedim. Hemen optik forma geçmiyoruz zaten. İki sayfada bir optik forma işaretliyoruz. Bunu işaretledim, tamam. Sonra 58'e geldim, takıldım diyelim ki. Takıldığım zaman bununla inatlaşmıyorum. Her sorunun bir süresi var. Okuduğum halde anlayamadım ya. Buraya şöyle mintoş küçük bir işaret koyuyorum. Eğer böyle büyük işaret koyarsanız bu da moralinizi bozar. Niye? Diyelim ki bunu yaptın, bunu yaptın. Sonra işte bunu yaptın, bunu yaptın. Geri dönüşte... Hani ikinci turda yapamadığın sorulara bakıyordun ya. Yapamadığın sonra bunu yapmışım. Bunu ayı yapamamışım. Hem de çok büyük bir işaret var. Ayı moralim bozuldu dersin. Ama şöyle mintoş küçük bir yuvarlak olursa bu senin geri döndüğünde, ha ben bunu yapamamışım ama herhalde iki seçeneğe inmiştim. Herhalde bir yerde takılmıştım. Şimdi yapabilirim demeni sağlar. Dolayısıyla şuradaki yuvarlağın büyüklüğü bile motivasyonunuzu olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Demek ki ilk turda kolay sorular yapıyoruz. İkinci turda zor sorulara, takıldığımız sorulara bakıyoruz arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. İlk turda yapamadığın soruları küçükçe işaretliyorsun. Zaten şu çok önemli arkadaşlar. Her bir branşın içerisinde tüm soruların puanı aynıdır. Yani tabii ki Türkçe'de katsayı 4, inkılapta, dinde, İngilizce 1. Ama Türkçe'deki birinci soru ile tüm Türkiye'nin doğru yapacağı birinci soru ile, diyelim ki bir tane soru var, örnek veriyorum şu soru. Bunu tüm Türkiye yanlış yapacak. İki sorunun da puanı aynıdır. Ama bunların standart sapmasından dolayı değişir. Yani sen diyelim ki Türkçe'de 20 soruda 5 net yaptıysan,
5 netten 6 nete geçtiğinde fazla bir şey değişmez. Ama Türkçe'de ortalama diyelim ki 10 net. Türkiye ortalaması 10 net ki daha düşük biliyorum. 10 net. Sen 10 net değil de 10 değil de 11 net yaparsan işte 10'dan 11'e geçiren net seni hangi soru olduğu önemli değil. Onun katsayısı daha fazla etki eder. Dolayısıyla hangi soru değil de hangi nette olduğun önemlidir. Dolayısıyla tüm soru, tüm Türkiye bunu doğru yapmış veya yanlış yapmış. Buna takılma. Tüm soruların kendi branş içerisinde değeri aynıdır. Ya bu soruyu kimse yapamadı. O zaman ben bunu yaparsam 30 puan alırım. Bunu yapmıştır herkes. Bundan bir öyle bir şey yok. Tüm soruların puanı aynı. Rahat rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk turda yapamadığınız soruları küçükçe işaretliyorsunuz. Şu olabilir. İki seçenek arasında kalıyorum diyorsanız arkadaşlar. Burada iki ihtimal vardır. Yani aldın diyelim ki mesela başka bir denememizden örnek vereyim. Hızlama denemelerinden deneme çözüyorsun, tamam mı? Sözel bölümü açtın. Bunu yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın. Geldin şu soruda takıldın. İki seçenek arasında kaldın. Şimdi burada iki tane seçenek var. Şimdi birincisi konuyu bilmiyorsun. O yüzden iki seçenek arasında kalıyorsun. Çünkü bazen iki tane yanlış seçenek arasında kalıyor öğrenci. Ve üf ya iki seçenek arasında kaldım diyor. Hayır zaten ikisi de yanlış. O ikisi de değil. Yani sen A ve B arasında kalmışsın ama cevap zaten Denizli. Sen bilmediğin için A ve B arasında kalmışsın. Dolayısıyla konu eksiğimiz vardır. Ama konuyu biliyorsan iki seçenek arasında kaldıysan o zaman da ilk aklınıza gelen doğrudur arkadaşlar. Yani o durumda diyeceksiniz ki ben burada hangisi bana daha çok yanaşıyor, hangisi daha çok aklıma geliyor? A geliyor. O zaman A işaret edeceksiniz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim kardeşimin adını biliyor musunuz siz? Bilmiyorsunuz. O zaman bu soruyu atmayın arkadaşlar. Ama aklınıza bir şey geliyorsa, benle önceden tanıştıysanız, kardeşimin adını duyduysanız bir şekilde aklınıza gelen doğrudur zaten. Ama şu anda beni izleyen arkadaşlarım birçoğu benim kardeşimin adını bilmiyor. E o zaman ne bilmiyorsun ki zaten? Atacaksın. Attığın zaman da yüzde büyük bir ihtimal yanlış çıkacak. Öyle değil mi? Çok düşük bir ihtimalle doğru çıkacak. O zaman atmayacaksın. Ama eğer bir bilgi varsa aklında, bununla alakalı hafif bir duyum aldıysan, bir yerde bir şeyler varsa, bir yerde soru çözdüysen bununla alakalı, o aklına gelir zaten. Ve aklına gelen de genellikle ilk aklına gelen doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla 3 yanlış bir doğruyu götüreceği için, 3 tane yanlış bir tane doğruyu götüreceği için hiçbir şey bilmiyorsak atmıyoruz. 2 seçenek arasında değil de 3-4 seçenek arasında kaldıysak atmıyoruz. Ama iki seçenek arasında kaldıysak ilk aklımıza geleni söylüyoruz ya da atıyoruz artık. Çünkü bir doğru da 3 yanlışı götürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla iki seçenek arasında kaldıysanız mutlaka atın. Yani bir şeyi işaretlemeye çalışın ve atarken de ilk aklınıza geleni işaretleyin. Ama iki seçenek arasında kalmazsanız sakın sakın atmayın arkadaşlar. Çünkü 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Sonuç olarak denemeleri yaparken arkadaşlar hatalar yapacağız tabii ki. Şu anda denemelerde hata yapmak en doğal hakkımız. Ne kadar çok yanlış yaparsak o kadar değerli. Çünkü neden biliyor musunuz? Şu anda siz diyelim ki 2023 LGS'yi aldınız, evde çözüyorsunuz. Burada yaptığınız doğrular, diyelim ki şu soruyu doğru yaptıysan gerçek LGS'ye 2 Haziran'da girdiğinde de hepsini doğru yapacaksın demektir. Bu soruyu gene doğru yapacaksın demektir. Ama sen şu anda örnek veriyorum. Şuradan bir konu açalım mesela virgül sorusu. Virgül sorusunu yanlış yaptıysan demek ki noktalama işaretlerine eksiğin var. Demek ki LGS'ye girdiğinde de yanlış yapacaksın. O zaman otur noktalama işaretlerine çalış. Bu yanlış çok değerli. Yani bu senin bir genel kontrolün gibi, check-up'ın gibi. Sana diyor ki kardeş noktalama işaretlerinde eksiğin var, çalış diyor. Dolayısıyla denemelerde yaptığımız her bir hata altın değerinde. O hatayı şöyle demeniz lazım. Canım benim, canım benim gel bana. Ben seni öğreneceğim ve gerçek LGS'ye girdiğimde bu hata yapmayacağım. Hata yapıyoruz, ders çıkarıyoruz, net artırıyoruz. Şunu unutmayın. Hem sınava çalışma anında hem de sınav anında tam böyle bir grafik vardır. Bakın sınava çalışma, yani daha doğrusu LGS denemesine girdiğinizde ilk başta şöyle bir stresiniz olur. Tamam mı? Şöyle stres hızlı bir şekilde artar. Sonra birkaç tane doğru yaptıktan sonra azalır. Bazen takıldığınızda artar, azalır, artar. Sonra belli bir seviyeye gelir ve gider. Bak bu sınav anında böyledir. Gerçek LGS hazırlık süreci de böyledir. İlk başta netleriniz hızlıca artar. Böyle Haziran'da başladığınız zaman tak 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 netler artar. Sonra bazen azalır, artar, azalır, artar, azalır, artar, azalır. Ama dikkat etseniz bakın gittikçe bir yükseliyor. Gördünüz mü? En sonunda da gerçek LGS'de zirveye ulaşır. Dolayısıyla iniş çıkışlar hayatta her zaman olur. Önemli olan vazgeçmemektir arkadaşlar. Deneme sonrası yanlışlarınızı analiz etmeniz çok çok değerli diyorum. Zaten bizler de mutlaka denemelerimizin başına böyle gösteriyorum bakın detaylı analiz var. Yani diyelim ki şu denemede fende 15'in soru yanlış yaptım işte neyse Ceyhan. Hayır yok öyle ya ama. Hemen diyeceksin ki fende benim 15'in sorum neymiş mesela atıyorum buradan bakalım. Sayısal bölümde 15'in soru 18 denemelerde ne diyor mesela? Tek karakter çaprazlamasıymış. Ha o zaman DNA ve genetik kod konusunda tek karakter çaprazlamasını ben bilmiyorum. Buna çalışmalıyım dememiz gerekiyor. Veyahut da hızlama denemelerinden çözüyorsun. Açtın sözel bölümde örnek veriyorum işte 5'in soru yapamadın. Aa işte 5'i yanlış yaptık ya Bursa'ymış. Çözümünde sonra bakarız. Hayır çok önemli. Hemen açacaksın analizleri. Diyeceksin ki burada Türkçe'de 5'in soru neymiş? Mesela örnek veriyorum. Sözel mantık sorusuymuş.
O zaman benim sözel mantıkta eksiğim var. Sözel mantıkla alakalı ödevler yapacağım. Sözel mantıkla alakalı kendime ödev, görev vereceğim demeniz gerekiyor. Çözeceğiniz soruları belirleyip konuları da tekrar etmeniz gerekiyor arkadaşlar. LGS'de en yüksek netlere ulaşacağınıza eminim. Yeter ki vazgeçmiyorsunuz. Hatalar yapıp ders çıkarıp ilerliyorsunuz arkadaşlar. Sınav hazırlığı boyunca sizin en büyük destekçiniz tabii ki Tonguç Akademi olarak bizler buradayız. Ama mutlaka çıkmış soruları da çözün. Bizim hızlanma denemelerimiz, doz denemelerimiz, işte tüm konular bittiğinde çözeceğiniz geri sayım denemelerimiz, sadece birinci dönem konularını kapsayan ana denemelerimiz, bunların her biri sizleri bekliyor. Güzel güzel çözün ve inşallah hayallerinizdeki liseleri kazanın. Hadi bakalım, ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden hayallerinize giden yolculukta hepinize başarılar. Tonguç Dershane sundu.